Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda veri setimizi, yani elektrik tüketim, aylık ortalama elektrik tüketim verilerini indirdik. İşimize yarayacak olanları tuttuk. Son ayı gönderdik. Eksik gözlem değeri veya işte aykırı gözlem değerleri ile ilgili yapılarımıza baktık. Trend, mevsimsellik, bunları inceledik ve dedik ki biz Holt Winter yöntemini uygulayacağız. Bunun için bir 12 aylık, yani son 1 yıllık veriyi parçalama işlemi yapmıştık arkadaşlar. Peki, modelimizi artık yavaştan kurmaya başlayalım. Şimdi şurayı siliyorum. Biz modelimizi buradaki veri 2 ile, yani veri 2'ye gönderdiğimiz değerler ile kuracağız. Daha sonra tahmin yapımızı son yıl, yani son 12 aylık veri setimiz ile birlikte bir karşılaştırma yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle modelimizi kurarken yapımız içerisinde kullanacağımız bazı parametreler vardı biliyorsunuz ve bu parametrelerin değerleri değiştikçe modelimizin başarısı da aslında değişiyordu. Şimdi amacımız bununla ilgili basit bir hiperparametre optimizasyonu sistemi kurabilmek. Şimdi bunun için arkadaşlar biz Stats Models üzerinden, hatta şuraya öncelikle alalım, şurayı da bir silelim, şunlarla bir işimiz kalmadı. Şimdi from Stats Models yapısı üzerinden biz işlemlerimizi nasıl gerçekleştiriyorduk? Burada zaten direkt olarak var. Stats Models TCA Holt Winters yöntemini kullanacağız. Stats Models TCA dedikten sonra Holt Winters yöntemi içerisinden üstel düzeltme yöntemini, yumuşatma yöntemini seçiyoruz. Şimdi bu yapıyı kurarken bununla ilgili sadece bu fonksiyonel yapının içerisine bazı parametreler, daha sonra fit ederken farklı parametreler kullanıyorduk. Yani ne demek istiyorum? Örneğin bu sınıf yapısında, buradaki Holt Winters üstel düzeltme yöntemi sınıf yapısında kullanacağımız içerisindeki bazı parametreler var. Örneğin trend parametresi. İşte trend parametresi yapının toplamsal bir model mi yoksa çarpımsal bir model ile ilgili olduğunu bizden isteyen bir yapı arkadaşlar. Daha sonra buradaki parametreleri gönderdikten sonra yapımızı bir de fit etme işlemini yapıyorduk. Bu noktada fit işleminde de artık buradaki mesela smoothing level, yani 0 ile 1 arasındaki o alfa değerlerini gönderiyorduk. Daha sonra işte trend yapısı olduğu için beta parametresi dediğimiz smoothing trend parametresini gönderiyorduk. Şimdi burada ihtiyaçlarımızı biz bir parametre yapısı adı altında toplayacağız. Şöyle tekrardan bir geri gelelim. Şöyle yukarı doğru ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle parametrelerimizi bir sözlük veri tipi içerisinde alalım. Yani ne demek istiyorum aslında? Şöyle gösterelim. Parametreler diyelim. Eşittir dedikten sonra sözlük veri tipini açtım. Öncelikle buradaki sınıf yapısı içerisinde kullanacağımız parametreleri tanımlayalım ve bunlarla ilgili aralıkları tanımlayalım. Ve bu aralıklar üzerinde her bir kombinasyonu deneyecek. Buna göre bir hata terimi ortaya çıkartacak bizim istediğimiz. Bu hata teriminde biz minimize olanı, yani minimum hata yapısını doğru model olarak kabul edeceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan trend yapısını gönderelim. Trend yapısı et ve mul dediğimiz aslında toplamsal veya çarpımsal bir model mi? Bunun da aslında ayrımının nasıl olduğunu daha önce öğrenmiştik ama bu tarz yapılarda hiperparametre optimizasyonu yaparken model kendisi bunları denesin. Yani bu kombinasyonları denesin. Buna göre hata terimi hesaplasın. O yüzden aslında direkt olarak göndermek çok da akıllı bir davranış değil. Zaten biz aralığı göndereceğiz. Yani diyeceğiz ki trendi hem toplamsal bir dene hem de çarpımsal bir dene. Ve bunun sonucunda bir hata terimi ortaya koy diyeceğiz. Peki buraya geldik arkadaşlar. İlk yapıma şöyle trend diyorum. Ve trend bir sözlük olduğu için öncelikle bir toplamsal, bir de mul dediğimiz çarpımsal yapıyı buraya tanımladım. Aşağıya indim. İkinci parametre olarak arkadaşlar damped trend dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Bu da true ve false dediğimiz bir booling değeri alıyor. Bunu buradan kopyaladım. Geldim. Bunun içerisine yapıştırdım. Yine bir liste içerisinde gönderiyorum. Bir true değeri alacak, bir de false değeri alacak arkadaşlar. İndim aşağıya. Tekrardan dönüyorum.
Mevsimsel yapı. Mevsimsel yapı da yine aynı mantık çerçevesinde toplamsal veya çarpımsal olabilir. Bunu burada tekrardan kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Hatta yukarıdaki yapıyı şöyle tekrardan kopyala. Buraya yapıştır diyelim arkadaşlar. Şimdi bunun dışında kullanacağımız mesela periyot var. Aylık olarak olduğu için 12 olarak gönderebiliriz de bunu denemesine gerek yok. Bunu standart olarak göndereceğiz. Bunun dışında yine farklı hiperparametre yapıları mevcut ama en önemli olanları ben yine 3 tane yapıda topladım. Trend, Damped Trend ve Seasonal dediğimiz yapı arkadaşlar. Bu üçünü direkt olarak biz parametre aralığını alabiliriz. Yine diğer hiperparametreleri de siz buraya tanımlayabilirsiniz. Hepsini bir denesin der iseniz hepsini yine teker teker tanımlamanız gerekir. Tabii ki bunun size götürüsü ne olur? Yani sizden alıp götürdüğü ne olacak? Tabii ki zaman olacak arkadaşlar. Çünkü hiper parametreleri denerken bilgisayar buna göre bir zaman maliyetine katlanmış olacak ki bunu da size zaten belirli bir süre beklemeniz için yansıtacak. Peki bu sınıf yapısı şimdilik bu üçü yeter bizim için. Bir de fit yapısına gönderelim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Fit yapıları ne alıyordu arkadaşlar? Hem level'da yani hem düzeyde hem trendde hem de mevsimsellikte bir yumuşatma parametresi alıyordu. Yine aynı mantıkla damping trend yapısı. Şu damped trend aynen. Diğeri de damping trend olarak bir değer alıyor arkadaşlar. Şunu isterseniz şöyle kopyalasak nasıl olur? Alt alta gelir mi? Şöyle yapalım. Şimdi smoothing level. Şunu şöyle aşağıya smoothing trend. Şunu şöyle aşağıya smoothing seasonal. Bir de damping trend yapısını alalım. Şimdi bunlara bir aralık vermemiz gerekiyor arkadaşlar ve parametrelerin aralıklarını biz aslında 0 ve 1 aralığında olduğunu bu modelleri anlatırken yine sizlere anlatmıştık. Şöyle hemen isterseniz yine şundan kısmını siliyorum. Bir sözlük yapısı içerisinde mesela 0,1 olsun. Bunu mesela direkt olarak da şöyle 0,1'er atlayarak gitsin arkadaşlar. 0,3 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Yani değerlerimiz bu aralıkta olsun. Bu aralık tabii ki genişletilebilir. Yine daraltılabilir. Zaten bütün hepsi için aynı aralığı vereceğim. O yüzden şunları direkt olarak şöyle kopyala yapıştır diyorum arkadaşlar. Şunu şöyle bir kapatalım. Şuradaki sözlük yapısını da kapatalım. Şimdi bir yerde nerede hata var? Bunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Smoothing level tamam. 2 nokta sözlüğü açtık. Virgülümüzü koyduk. Virgülümüzü koyduk. Şunun şuradan çıkması lazım. Tamam. Şimdi bunlar bizim için arkadaşlar tanımladığımız hiper parametrenin aralıkları. Dediğim gibi diğer yapılarda mesela optimized'ı false olarak çevireceğiz zaten. Çünkü biliyorsunuz optimized da kendi içerisinde bir optimal sonuç elde edebiliyor. Yani buradan optimized'ı false göndereceğiz. Şuradan da hangisiydi? Periyot yapısını 12 göndereceğiz. O yüzden buradaki aralığı tanımlamadım. Şimdi bu parametrelerin tüm kombinasyonlarını nasıl almamız gerekiyor? Bunun için de arkadaşlar parameter grid dediğimiz yapımız vardı hatırlarsanız. Hep makine öğrenmesini anlattık ama belki unutmuş olabilirsiniz. Buradan model selection dedikten sonra import parameter grid dediğimiz yapı. Bu ne işimize yarayacak arkadaşlar? Hemen gösterelim. Mesela PG diyelim. Bir liste içerisine alalım. Çünkü bize lazım olacak. Parameter grid içerisinden param grid parametresini yukarıda oluşturmuş olduğumuz parametreleri gönderiyorum. Şimdi bu işlem ne yaptı aslında? Hemen ona bakalım. Print PG dediğimizde buradaki tüm kombinasyonları alan bir liste yapısına çevirdi. Ve bu listenin içerisinde de sözlük veri tipi var. Şimdi yine birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz buna bakalım. Yani verdiğimiz tüm aralıklar için bakın hepsini yazdırıyor. Bakın dikkat ederseniz hala yazdırıyor.
Şu aralıkları belki birer atlayabilirdik. Önemli değil. Şimdi yapımız bir liste veri tipinde ve bunun içerisinde de sözlük yapısı var arkadaşlar. Bu ne demek aslında? Bakın şuradan dampened trend yapısı ile başlayıp bu şekilde verdiğimiz tüm aralıkların bütün kombinasyonlarını yapıyor. Şimdi şurada açlı sözlü, şurası bir kombinasyon. Yani kombinasyonun bir adımı. Sonrası buradan başka bir kombinasyon adımı bu. Ve bunlar arkadaşlar tamamını liste içerisine almıştık. Yani bu ne demek aslında? Şöyle PG0 değerini girdiğimizde ve örneğin dampened değerini girdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Fark etmez şuradan trend diyelim. Mesela trend diyelim. Bir sözlük olduğu için get'i kullanıyorum burada. Çok önemli değil. Sadece trend yapısının P0'daki trend yapısının yani listenin içerisine girecek ve buradaki trend yapılarının tüm olası yapısı üzerinden işlemlerimizi bakın getirecek bize ve et mesela toplamsal çıktı bu PG0 değerinden. Şimdi bizim amacımız şu aslında. Öncelikle bir data frame oluşturalım. Şimdi buna DF diyorum. PD nokta data frame'in içerisine PG'yi gönderdim. Şimdi öncelikle bir print df yazalım. Ne anlam ifade ediyor? Neden data frame'i çevirdik? Bunu bir kontrol edelim. Sonuç üzerinden gösterelim. Çalıştırdık şimdi data frame yapımızı arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 52.488 tane satır yaptı. Bu şu demek aslında. Benim burada vermiş olduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hiper parametrenin vermiş olduğum değerlerinin hepsinin kombinasyonunu burada her biri için birer satır olarak karşıma getirdi. Amacım ne peki benim burada? Ben modeli kuracağım. Diyeceğim ki öncelikle şu sıfırıncı satırdaki değerleri şurada görmüş olduğunuz hiper parametrelerin sıfırıncı satırdaki değerlerini modele bir gönder. Bunun üzerinden bir hata terimi hesapla, bunu bir yerde tut. Sonra bir alta geç. Buradaki hiper parametreleri gönder. Bunun üzerinden bir değer, bir hata metriği hesapla. Bunu da bana getir. Bunları tuttuktan sonra hepsi için hesaplanan hata terimini ben buradaki yeni bir sütuna göndereceğim. Ve bunların içerisinden de minimum olanı yani hata terimi minimum olan yapıyı alacağım. Ve oradaki aslında parametrelerin benim için en ideal parametre olarak kabul edeceğim anlamına geliyor ki model yapısını da o şekilde kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Bir hata metriği alabilmek için arkadaşlar yine scikit-learn üzerinden bir matrix yapısı alalım ve şuradan da hemen bir mean ne alalım? Squared error alalım ve bir de numpy alalım. Bunun karekök üzerinden yani kök üzerinden RMSE dediğimiz kök yapısı üzerinden gidelim. Import numpy as np diyelim. Şimdi burada şunu da tekrardan isterseniz bir çalıştıralım. Sistemi kurarken daha net bir şekilde anlayabilmek adına arkadaşlar. Şimdi bu burada dursun. Bununla artık bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Buradaki yapılın artık ben her bir satırını model içerisine göndereceğim. Ne ile göndereceğim? Bir for döngüsüyle göndereceğim. Hemen isterseniz döngümüzü yavaş yavaş adım adım kuralım. Diyorum ki for i in range. Amacım ne? Her bir satırı gezmek, değil mi? Sıfırıncı satırla başlayacak ve her bir satır değeri üzerinden değerleri gezecek. O yüzden diyorum ki bu noktada sıfırdan başla. Nerede bitir arkadaş? Buradaki df'nin uzunluğu kadar beni götür. Yani burada oluşturmuş olduğum data frame'in sıfırıncı satırından başla ve buradaki bütün değerlerin uzunluğu kadar ki satır değerin son değeri odur. O değere kadar dolaş. Şimdi bunu yaparken de öncelikle iki noktaya yerleştiriyorum. Diyorum ki bana bir modeli kur. Yani test yapısını. Hemen üstel düzeltme yapısını çağırıyorum. Bunun ilk parametresi benim için hangi data setini kullanacağı. Hangi data setini kullanacağım ben? Veri 2'yi kullanacağım. O yüzden buraya veri 2'yi gönderiyorum. İkinci yapım ne peki arkadaşlar? Burada ilk 3 tanesi trend, dampened trend ve seasonal yapısı benim için buradaki class'ın, buradaki sınıfın alabileceği parametrelerdi. O yüzden ikinci olarak trend parametresini alıyorum ve trend parametresinde diyorum ki
df.ilog üzerinden ikinci satır yapısına git ve buradan da benim için trendi al. Yani şu değeri al. Gel buraya bunu yapıştır. Bu ne yapacak biliyor musunuz? İlk for döngüsü başladı ya. Buradaki sıfırıncı satıra gidecek. Bu yani df'nin sıfırıncı satırına gidecek. Buradan trend isimli sütunu bulacak. Trend isimli sütunla ne yazıyor? Et. Yani aslında trendi bu noktada toplamsal bir model yapısında göndermiş oluyoruz. Bunu buraya yazdık. Virgül. İkinci yapım neydi? Damped trend. Hemen bunu buradan kopyalıyorum. İkinci parametrem buydu. Buradaki yapı peki benim için ne olacak? Aynı mantık sıfırıncı satırla başlayacak çünkü. Burada da artık damped trend yapısını bulacak arkadaşlar. Yani şuradan true değerini vermiş olacak sıfırıncı yapıda. Üçüncü olarak da yani son olarak da seasonal yapısını bana getirmesi lazım. Yani hangi seasonal modelini kullanması gerektiğini. Bunun için de tekrardan şöyle bir aşağıya iniyorum. Ve seasonal yapısına eşittir dedikten sonra aynı mantık çerçevesinde burayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım ve seasonal isimli buradan sütuna gitmiş olacak arkadaşlar. Yani yapı ne diyor? Veri 2'yi kullan, trend olarak for döngüsüyle başla. Sıfırıncı satırda bulunan trend, damped trend ve seasonal sütunlarının sıfırıncı satırına karşılık gelen değerlerini ilk olarak gönder. Sonra döngü 1'e geçecek, 2'ye geçecek, 3'e geçecek şeklinde her biri için bir hesaplama işlemini yapmış olacak arkadaşlar. Peki burada başka bir neyimiz vardı burada? Seasonal period dediğimiz bir yapı vardı. Biz bu aylık bir veriyle çalıştığımız için bunu standart olarak buraya 12 değeriyle gönderebiliriz arkadaşlar. Bu cepte aşağı iniyorum. Test yapısını kurduk. Şimdi test yapısını fit etmem gerekiyor. Model eşittir dedikten sonra yukarıda oluşturulan test yapısının fit ediyorum. Neyle fit etmem gerekiyor? Bunun parametreleri neydi? Şöyle aşağıya doğru inelim. Buradan fit işleminde örneğin smoothing level dediğimiz yapıydı. Hemen buradaki ilk parametreyi gönderiyorum. Burada da aynı mantık çerçevesinde aldım. Buraya yapıştırdım. Hala döngünün içerisindeyiz. İlk önce sıfırıncı satırdaki gerekli değerleri testin içerisine gönderecek. Devam ediyor. Modeli fit ederken de yine sıfırıncı değerden gönderecek. Ve bunu ben bütün for döngüsü için, bütün DF'nin len yani uzunluğu kadar denediğimde bütün kombinasyonlarda aslında teker teker buradaki parametrelere göndermiş oluyorum. Tabii ki buradan smoothing level kısmını aldım. Buraya bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak ne yapmam gerekiyor? Smoothing trend yapısını alacağım. Geldim bunu buraya yapıştırdım. Aynı mantık buraya böyle geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Burası da artık smoothing trend isimli sütun değerini alacak. Kaçmış 0.1. Sıfırıncı da tabii ki. Devam ediyorum. Aşağıya doğru indim. Üçüncü parametre yapım ne olacak arkadaşlar? Mesela ne vardı? Buradaki seasonal'ın yine smoothing değeri vardı. Eşittir diyorum. Aynı mantık. Burayı böyle kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Yine görmüş olduğunuz gibi zaten aynı isimde olduğu için buradaki sütun yapısını da kurmuş oldu. Diğer bir parametre yapım neydi arkadaşlar? Damping trend dediğimiz bir yapıydı. Bunu da aynı mantık çerçevesinde kopyaladım. Buraya geldim. Bunu da buraya yapıştırdım. Artık nereye gidecek? Dampen trend isimli sütuna gitmiş olacak. Bunu da bu şekilde buraya yapıştırmış oldum. Aşağıya bir virgül koyuyorum. Bir aşağıya indim. Diğer bir parametrem optimize true olarak geliyormuş. Bunu benim false yapmam gerekiyor. O yüzden şunu da şöyle false değeri olarak göndermiş oldum. Yani for döngüsü sıfırıncı satırdan başlayacak. İlk önce sıfırıncı satırdaki gerekli olan sütun isimleri üzerinden gerekli yerlere parametre değerlerini gönderecek. Bunu hesaplayacak. Daha sonra 1'e geçecek, 2'ye geçecek, 3'e geçecek şeklinde ilerleyen bir for döngüsü yapısı olmuş oluyor. Geldim bir tahmin yapmam lazım bunun üzerinden. Diyorum ki model.fitted
values değeri diyorum. Geçmişe yönelik, çünkü hata metriği alacağım. O hata metriği nasıl hesaplayacak? Geçmişte nasıl davranıyor bu kurulan model? Bunun üzerinden hesaplayacak. Daha sonra bunu yaptıktan sonra, hatta şuraya bir tane RMSE diyelim arkadaşlar. Boş bir liste oluşturalım. Buradan gelen değerleri RMSE'ye append etsin. Append dedikten sonra NumPy üzerinden bir karekök işlemi alıyorum. Ve tabii ki yukarıdaki metriğimi almam gerekiyor. Mean squared error yapısı. Bu veri 2 ile neyi karşılaştırarak hesaplayacak? Tabii ki bir üstteki tahmini yaparak bu işlemi gerçekleştirecek. Şimdi bu işlem yapıldıktan sonra ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Aslında yapılacak bir şey kalmadı. Yani bütün döngüyü tamamlamasını bekleyeceğiz ve bunu tamamlanırken RMS isimli yapının içerisine her bir, örneğin sıfırıncı satır buradaki bütün değerler üzerinden modeli hesaplayacak. Bunun üzerinden hata metriği hesaplayacak ve ilk olarak RMS değerini gönderecek. Birinci satıra geçti for döngüsü. Bunun için yeniden bir model hesapladı. Tekrar RMS'ye 2, 3, 4 şeklinde bütün benim verdiğim olası değerler üzerinden hesaplanan 52.488 tane satır yapan, bu tabii ki çoğalabilir, azalabilir. Nasıl çoğalabilir? Ben mesela bunu 0.1 değil de 0.01 olarak gönderebilirdim. Bunlar bu şekilde, atıyorum burada 50 tane aralık olurdu. Veya 0.1, 0.2 demek yerine 0.1, 0.3, 0.5 diyerek veya 0.2, 0.4, 0.6 diyerek daha aşağıya tabii ki indirebilirdim arkadaşlar. Buradaki mantığı anladıysak artık RMS içerisinde bütün döngü kadar bir hata metriği toplanmış olacak arkadaşlar. Ve daha sonra ben DF'ye, yani buradaki data frame'e, ben şöyle bir RMS isimli yeni bir sütun oluşturacağım. Ve buradaki yukarıda hesaplanan değerler RMS'ye gönderilecek. Ve daha sonra bunu print diyerek arkadaşlar yazdırsın. Yazdırırken şunu yapsın ama. Sıralama yapsın. Sıralamayı yaparken de ben by değeri olarak RMSE'ye getirelim. Yani bu ne demek? RMSE isimli listede olacak. Bu RMSE'ye yukarıda oluşturmuş olduğumuz data frame'i yeni bir sütun olarak gönderilecek ve daha sonra bu RMSE'ye küçükten büyüğe sıralanacak. Amacım ne? Küçükten büyüğe sıralarsam en yukarıdaki RMS'ye gelecek olan satır benim için aslında optimal olarak kullanabileceğim periyot yapısında trend, dampen trend, işte seasonal periyot zaten standarttı, smotic level gibi parametreleri RMS'nin minimum olduğu noktalardaki değerlerini yakalamış olacağız arkadaşlar. Ne kadar sürer bilmiyorum. Çok sürmez ama çok da kısa sürmeyebilir. Çünkü yine bayağı var. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Ben videoyu bu noktada keseyim. Ne kadar sürer onu bilmiyorum. Böyle boşuna beklemeyelim. O yüzden arkadaşlar. O zaman ben videoyu kesiyorum. Bitince tekrar görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. İşlem bitti. Yaklaşık 5 dakika civarı falan sürdü. Şimdi son yaptığı işlem aslında şuydu arkadaşlar. Her bir değer için aslında bir hata terimi hesapladı ve bu hata terim yapısını da buradaki sütuna göndermiş oldu arkadaşlar. Şimdi bunu sıraladık. Yani en düşük olacak şekilde bu işlemlerimizi sıraladık ve bizim için aslında buradaki değer üzerinden bir parametre yapısı karşımıza çıkarttı arkadaşlar. Yani bana diyor ki buradaki yapı üzerinden sen gidip bu 649. eski, yani orijinalinde 649. Kombinasyon değerine sahip, indekse sahip diyelim aslında, indeks yapısındaki değerler. Şimdi şunu kullanalım mesela, yine bakın görmüş olduğunuz gibi parametreler için hesaplanan bir RMS değeri ve bu şekilde bu işlemlerimizi gerçekleştirelim bakalım. Şimdi şu şöyle aşağıya doğru insin arkadaşlar. Yukarıda artık nelerle işimiz kalmadı? Şunla bir işimiz kalmadı. Burayla bir işimiz kalmadı. Burayla bir işimiz kalmadı. Döngüyle bir işimiz kalmadı. Öncelikle şuradaki test yapısını göndereceğiz. Hatta şunlarla da bir işimiz kalmadı. Parametreleri aslında yaptık. Şimdi veri 2, trend. Trend yapısında neyi kullanmış?
Bakın mol değerini. Buraya geliyorum arkadaşlar. Mol olarak gönderiyorum. Dampen trend yapısını ne almış? True almış. Geldim. Burayı siliyorum. Ve true olarak bu değeri gönderiyorum. Daha sonra hangi değer var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi seasonal. Seasonal ne almış? At, yani toplamsal olduğunu almış. Geldim. Bakın seasonal'da at olarak gönderdim. Periyot yapım 12 standarttı. Onu zaten göndermemiştim. Sonra modeli fit etmem gerekiyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle üste alalım. Modeli fit ederken smoothing level kısmını ne bulmuş arkadaşlar? 0.5 değeri olarak göndermemizi istiyor. Geldim, burayı sildim, 0.5 gönderdim. Smoothing trend yapısı kaçmış? 0.1. Peki, geldim, 0.1 parametresini gönderdim. Hatta şunu da şöyle yukarı doğru alalım. Smoothing seasonal'ı ne yapmış? Onu da görmüş olduğunuz gibi 0.1. Geldim. Şuradan yapıyı siliyorum. 0.1. Damping trend yapısı ne bulmuş arkadaşlar? 0.1. Onu da geldim. Bu noktada 0.1 değerini gönderiyorum. Optimized'da zaten false'da arkadaşlar. O yüzden burayı da tamamlamış olduk. Daha sonra tahmin. Bunu şimdilik geçmiş diyelim. Çünkü tahmin 12 dönem sonrasını hesaplayacağız, bakacağız. Şimdi geçmişi de aldık. Peki bu ikisinin yani orijinal ve geçmişle ilgili şöyle grafik üzerinde bir bakalım neler yapılmış. PLT.pilot veri 2 ile yani sonuçta veri 2 üzerinden bu işlemimizi gerçekleştirmiştik. Label'a şöyle orijinal gözlem diyelim. Orijinal gözlem değerini gönderiyorum. PLT.pilot ikinci kısımda ise arkadaşlar geçmişi gönderiyorum. Label eşittir dedikten sonra geçmiş diyelim buna da ve bir de renk verelim. Color eşittir red diyelim ve PLT.show diyelim arkadaşlar. Ama tabii ki legend'ı unutursak buradaki label'ları yazmaz. Geldim legend'ı da buraya gönderiyorum. Çalıştıralım bakalım geçmiş ve orijinal gözlemlerimiz nasıl hareket etmiş bunu görelim çizgi grafik üzerinde. Şimdi kullanmış olduğumuz model yapısı üzerinden orijinal gözlem ve geçmiş gözlem yani orijinal olan mavi geçmiş olan ise kırmızı. Görmüş olduğunuz gibi aslında hikaye %100 tabii ki doğru olamaz ama görmüş olduğunuz gibi yakın bir şekilde ilerlemiş birbirine sanki aynıymış gibi hareket etmiş. Peki 12 dönemi hesaplayalım. Bu model yapısı bize bir sonraki 12 aylık dönemi tahmin etsin ve daha sonra bizim en başta ayırdığımız bu 12 dönemle karşılaştıralım. Bunu şöyle yapalım. Çizgi grafikte çok kısa olur. 12 dönem 12 tane olduğu için bunun yerine öncelikle tabii ki tahmini bir alalım da bir bar pilot üzerinden de görebiliriz. Model nokta forecast diyorum arkadaşlar. 12 dönemi tahmin edecek buradaki model yapım. Bunu da şöyle yapalım. Son yıl içerisine tahmin değerini gönderelim. Şöyle tahmin olsun. Son yıl dediğim zaten 12 dönemlikte arkadaşlar. Daha sonra son yıl nokta pilot diyelim. Kind olarak da bar grafiğini alalım ve PLT.show diyelim. Şimdi bu bize neyi verecek arkadaşlar? Bizim tahmin ettiğimiz model yapısının 12 aylık tahminini hiç görmediği yani hiç en başta ayırdık hiç görmedi model. Bunu hiç görmediği 12 aylık veriyle bir karşılaştırma yapması açısından. Çalıştıralım bakalım. Elektrik tahmin yapısını bakalım ne kadar doğru tahmin etmiş. Geçmiş birbirine çok yakındı. Bu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gerçekteki tüketim yani tüketim dediğimiz gerçekteki tüketim tahmin yapısı ise bizim modelimizin tahmin ettiği. Görmüş olduğunuz gibi aslında birbirine yakın hatta birbiriyle çok yakın olduğu dönemler de var arkadaşlar. Şuna bir saniye. Şuradaki tarihler
biraz daha şöyle yukarı ayları görmek için. Görmüş olduğunuz gibi mesela 2022 10. ay yapısında baya baya yakın tahmin etmişiz. Diğerlerinde de yine böyle çok ufak sapmalar var. Yine bakın 3. ayda da baya yakın tahmin etmiş arkadaşlar. Yani bu şekilde bir tahmin modelini oluşturduk. Bu tabii ki en başarılı model budur diyemeyiz. Çünkü bizim öğrendiğimiz çok farklı modeller de var. Onlarla da denenebilir. Bundan sonra öğreneceğimiz modellerle de denenebilir. Biz şu anda öğrendiğimiz bu basit tahmin yöntemleri üzerinden yaptığımız basit bir örnek arkadaşlar. Dediğim gibi zaten şu mavi renk olan barlar bizim için orijinal, gerçekten gerçekleşmiş olan veriler. Buradaki tahmin değerleri ise bizim modelimizin tahmin ettiği 12 dönemlik tahmin sonuçları ve görmüş olduğunuz gibi aslında çok da başarısız diyemeyiz, çok da başarılı da diyemeyiz ama gayet bence ideal bir tahmin yapmaya çalışmış arkadaşlar. Bu şekilde basit bir tahmin yöntemleri içerisinden elimizdeki veri seti buna uygundu. Holt-Winters yöntemine. Holt-Winters yöntemini de yine bu şekilde çok fazla parametreden etkilenmeyen, çok komplike olmayan datasetlerinde, özellikle mevsimsellik barındıran datasetlerde bu şekilde güzel tahminler elde edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.